Merhaba sevgili Mozart Culture izleyenleri ve dinleyenleri. Bugünkü konuğumuz sosyolog Umut Dinçay'ın. Aynı zamanda GEA Arama Kurtarma Koordinatörü kendisi. Yanımızda Rıdvan ve Aykut da var. Öncelikle üçümüz adına Umut Bey'e tekrar teşekkür ederim. Bizim davetimizi kabul ettiğiniz için. Ve umarım keyifli bir sohbet olur hem sizin için hem bizim için hem de izleyenler için. Şimdiden teşekkür ederim. Çok teşekkürler Polen, sevgili Aykut, Rıdvan. Benim için de büyük bir ayrıcalık ve mutluluk sizlerle birlikte olmak. Mozart Culture'ı ilgiyle izliyorum, takip ediyorum. Müthiş şeyler yapıyorsunuz. Müthiş aktarımlarınız, paylaşımlarınız var. Bunun da her zaman bu şekilde, bu dinamizmle devam etmesini diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben ilk soru olarak bir şey sormak istiyorum. Yani konumuzla pek alakalı değil ama internette bir sürü bilgi var hakkınızda ve bir sürü alanla uğraşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Her şeyden az az ama hiçbir şeyden tam bir bilgi bulamadık. Bu yüzden kendinizi, kendi cümlelerinizi tanıtırsanız eğer çok memnun olurum. Yani filozof olmaya çalışıyorum diyebilirim. Filozofum demeyi çok isterdim. Çünkü filozof bilgelik aşığıdır. Bilgeliğe aşk duyandır. Hani aşkımdan bir sorunum yok, sevgimden bilgeliğe karşı bir sorun yok ama bugünün dünyasında filozofum demek çok iddialı. Çünkü içinde yaşadığımız şehrin ortasında filozofun gerçekten büyük bir sorumluluğu var. O yüzden filozof olmaya çalışıyoruz, çalışıyorum diyebilirim. Birçok farklı alanda çalışmalar sürdürüyorum. Gönüllü olarak yaptığım birçok çalışma var. GEA arama kurtarma ekibinin koordinatörü olmak bunlardan bir tanesi. Diğeri de Aktif Felsefe Kültür Derneği'nin Üsküdar Şubesi'nin sorumlusuyum. Bunun dışında İKOMOS, İKORP afetlere, afet esnasında risklere hazırlıklılık konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kültürel mirasın korunması ile ilgili İKORP ekibindeyim. Ondan da büyük mutluluk duyuyorum. Yani daha başka birçok alanda çalışmalarım var ama kısaca böyle söyleyebilirim. Filozof olmaya çalışıyorum. Bilgelik aşkını ayakta tutmaya çalışıyorum. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok çok güzel bir kısa tanımlama oldu kendinizi ve çok mütevazısın. Teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederim Polen. Sağ olun. Evet, Rıdvan bir soruyla başlamak istiyordu sanırım. Benim hoş geldiniz hocam tekrardan. Çok teşekkür ederim Rıdvan. Tanışmıyoruz daha önceden. Çok da bilmiyorum, benim açımdan onur verici bir şey tanışmak. Yol gösteriyorsunuz sürekli. Daha önceden teşekkür etme fırsatım olmadı ama bu da bir vesile olsun bu röportaj. Estağfurullah. Ben aslında şuradan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Genelde ilk baktığımızda bir tarafta arama kurtarma var, bir tarafta da aktif felsefe, yani felsefe psikoloji var. Şimdi ilk bakışta bunların arasındaki bağlantı tam olarak anlaşılamıyor. Bu bağ nedir? Hani arama kurtarma ve felsefenin bağlantı arasındaki şey nedir? Birleştiren nokta. Evet. Ya yaşamın tesadüflerden tesadüfler tarafından yaratıldığını pek düşünmüyorum. Başımıza gelen her şeyin aslında bir nedenselliği var ve neden sonuç ilişkisi var. O yüzden çok uzun seneler felsefe üzerine etüt etmeye gayret ettikten sonra üniversite yıllarındayken, 16 yaşında çünkü ilk kez üniversiteye girdim. O dönemden itibaren felsefe ve psikoloji çalışmaya başladım. Ve bir zaman bir yerde felsefenin sadece teorik olmadığını, pratik olarak hayata geçmesi gerektiğini, topluma ve insana yönelik bir paylaşımın olması gerektiği fikri çok ciddi bir şekilde bende uyandı. Ve aktif felsefede tanıştığım zaman da bunu pratik olarak hayata geçirme imkanı buldum. Yani felsefe teorik değildir. Aldığımız bütün bilgilerin yaşama geçirilmesi mümkündür. Değerlerin, fikirlerin, erdemlerin sadece düşünmek, tefekkür etmek için değil, aynı zamanda uygulamak için olduğunu fark ettim. O dönemden beri aslında felsefeyi hayata indirmeye ve uygulamaya çalışıyorum.
aktif felsefeyle tanıştığımda da büyük bir karşılaşma yaşadım. Çünkü felsefe ve psikoloji klasik dünyada sadece teorik değildi. İnsan öğrendiği ve çalıştığı şeyleri yaşama indirmeye gayret ediyordu. Antik dünyaya baktığımız zaman aslında Atina'da, Atina şehir devletinde insan sadece kendi kabuğuna çekilmiş, kendi bahçesine kapanmış, kendi yaşamına kısıtlanmış bir insan değildi. Aynı zamanda politik bir insandı. Politik insan demek sadece siyasetle uğraşan bir insan değildir. Diğer insanların derdiyle dertlenen, onlarla birlikte olmaya çalışan, doğaya, topluma, insana duyarlılıkla yaklaşan bir kişidir. O yüzden 1994 senesinde Aktif Felsefe Kültür Derneği'nin içinde GA Arama Kurtarma ekibini kurduk. Arama kurtarmayla felsefenin ne alakası vardır? Bir kişi yaşamı ve ölümü anlamlandırmaya başladığı zaman ya da bunu sorgulamaya başladığı zaman, çünkü arama kurtarma insanın gerçekten kritik anlarında yanında olmakla ilişkilidir. Büyük karşılaşmalar yaşıyorsunuz arama kurtarma çalışmalarında. O yüzden biz de böyle bir yolu seçtik. Bir felsefe okulunun içinde, bir klasik tarzda felsefe okulunun içinde bir arama kurtarma ekibi kurmaya karar verdik. Onun da sebebi şuydu. Gerçekten toplumsal olarak o dönemde ciddi bir ihtiyaç vardı. Ki biz 94'te başladık ve 99'da büyük bir deprem oldu. 17 Ağustos depremi. Ondan sonra 12 Kasım depremi. 17 Ağustos ruhu diye bir şey var. 1999'dan bugüne kadar o ruh, o dönemi yaşamış, o dönemde aktif olmuş, sorumluluk almış, elini taşın altına sokmuş birçok kişinin içinde var. Ve bu ruh tamamıyla çok yalın, çok duyarlılık dolu, zorluklar karşısında mücadele eden bir ruh. O yüzden o ruhla yola çıktık ve felsefenin olmazsa olmaz olduğunu da seneler içinde gördük. Yoksa bizi, hani ilk başta şunu söyleyemezdim, biz bir klasik tarzda felsefe okuluyuz ve felsefe çalışıyoruz aktif felsefe olarak. Ve hadi gidelim arama kurtarma ekibi. Birazcık yolda oluşuyor her şey. O yüzden toplumun ve dünyanın ihtiyaçları. Çünkü GEA sadece ülkemizde görev almıyor. Bir dünya vatandaşlığı bilincini de taşıyorsunuz. Çünkü bir insan enkaz altında kaldığı zaman onun dini, dili, cinsi, ırkı, sosyal statüsü yoktur. Ve bu konuda bir ayrım gözetmemiz mümkün değildir. O yüzden bu mesela bile sadece, hani geçen hafta felsefe konuşmalarımız var, orada Diyojen'in üzerine konuşmuştuk. Diyojen de bahsediyor dünya vatandaşlığı fikri. Yani bütün dünyanın insanları benim kardeşimdir ve dostumdur. Hani bunu ben dinler, diller, ırklar önemsizdir diye söylemiyorum. Her biri bir buketin içindeki ayrı güzel çiçeklerdir. Ama bir zor zamanda insanla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden insanın karşısında boynunu eğip ve onun yanında olmaktan başka bir şey yok. Ve bunu yaparken hani herkesin başka bir sayıyı, başka bir nedeni olabilir ama bizi harekete geçiren neden gerçekten insan sevgisi ve aşkı. Bunu çok bir topik olarak görebilir bir kişi. Yani ya insan sevgisi, aşkı. Yani mesela mutluluk yok bunun içinde. Son 10 sene içinde hani birçok kişiyle bunun üzerine konuştuk ki sizin sorularınızdan bir tanesi de oydu. Demin incelediğimiz, sohbet ettiğimiz zaman fark ettiğim. Ya bir insan niye gönüllü olur, neden gönüllü olur ki ona geleceğiz ama gönüllülüğün sadece mevcut olması gerekmez, onun sürekli ve bilinçli olması gerekir. Süreklilik, bilinçlik gönüllülüğü taçlandırır. O yüzden gerçek bir nedene dayanmıyorsa gönüllülüğünüz, gerçek bir sebepsellikten kaynaklanmıyorsa o zaman sürekliliği açıkçası mümkün olmayacaktır. Bilinçlik, süreklilik ve gönüllülük aslında bir tripod gibi. Gönüllüğün ayakta durması için kalpten olması, devamlı olması gerekir ve bilinçli olması gerekir. Felsefe o bilinçliliği ve manayı ve anlamı oluşturur. Hani şu an çok fazla kişi konuşuyor. Felsefe aracılığıyla bunu anlamaya ve tanışmaya çalıştım, onu söyleyebilirim. Yani ne yaptığın çok önemli.
bu hayatta ne yaptığın çok önemli. Nasıl yaptığın daha önemli. Ama esas neden yaptığın, nedeni yoksa, sebebi yoksa ve o sebep gerçekten bir nedenselliğe dayanmıyorsa sürekliliği de çok kısa olacaktır. Bizim bunu yapma nedenimiz gerçekten büyük harfle aşktır diyebilirim. İnsanlara, doğaya, varlıklara, mesela zor durumda kalan kişileri biz bir kurban olarak görmüyoruz. Bir kazazede olabilir ama kurban ya da zavallı olarak görmüyoruz. Hiçbir insan zavallı değildir bu yaşamda. Hiçbir insanı aşağılayamayız. Ya da dünyada birçok operasyona katıldık. Bu konular biraz da show business işine dönüşmüş. Yani birisinin acısından gurur duymak, ne kadar gurur verici. Bak insanlara yardım ediyoruz, ne kadar mutluyuz. Çok suni, çok yapay ve çok yüzeyseldir. Kalıcı değildir. Başkalarının acısı üzerine, yani 100 bin kişinin acı çektiği bir yerde 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye yardım etmiş olmak insana asla ve asla mutluluk vermez. Mutlu olduğunu sanırsın ya da bunun sana bir fayda kazandıracağını düşünürsün. Veya bu bana bir şey kazandıracak, bir reputasyon, bir ünvan kazandıracak veya bana iyilik ve sevap kazandıracak. Bunlar herhalde gönüllülüğün gerçek nedenleri olamaz. O yüzden geçicidir. O yüzden kişinin kendi varlığının özündeki ve birle birlik olmanın hissiyle ortaya çıkan bir duyguyla hareket eder diye düşünüyorum. Böyle bir giriş olmuş olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hocam, teşekkürler. Ben buradan... hazır konusu açılmışken sizin eğitimlerde de söylediğiniz bir şey var aslında. Kendini tanıyamayan insan başkalarına da yardımcı olamaz diye bir sözünüz vardı. Şimdi bu nedir? Kendini tanımak konusu. Ben ondan röportajdan önce bir araştırma yaptım aslında. Günümüze kadar gelen bütün filozoflar neredeyse bu kelimeyi farklı anlamlarda kullanmışlar. Dini metinlerde bunlar kullanılmış. Hatta Kur'an'da da var. Kendini bilen Rabbini bilir. Shakespeare'in dediği işte insanın erişebileceği en yüksek nokta kendisini tanımasıdır. Ve demin bahsettiğiniz antik Yunan'daki Apollo Tapınağı'nın girişinde yazan Temetnoske kendini bil sözü aslında bu günümüze kadar bütün filozoflar tarafından kullanılmış, farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda da kullanılmış. Hani bu kelime nasıl bir kelimedir ki günümüz insanı bunu hani hayatına nasıl geçirebilir? Neden filozoflar bunları kullanmışlar? Kim aracı olmuş bunlara? Aslında onu da çok merak ediyorum. Yani tabii şunu söyleyebilirim. Ben eğer öyle bir hadsizlik ettiysem özür dilerim Rıdvan'cığım sizlerden. Kendimi, çünkü o tonda söylediysem de hata yapmışımdır. Yani kendimi tanımaya çalışıyorum. Çünkü onu söylemek için bir kişinin kendini tanıması ve aşmış olması gerekir. Ben de kendimi tanımaya çalışıyorum. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. Yani bundan 6 ay önceki benle şu anki ben arasında büyük bir değişim var. Fakat bu değişimin arkasında bir çatı var, bir iskelet var. Bu iskeletin üzerinde biçimleniyor. O yüzden bir ben var benden içeri diyen Yunus'un söylediği gibi ya da gerçekten kendini tanı dediğinde zevklerini tanı demiyor bu filozoflar. Ya da değişken olan keyiflerini, hazlarını tanı demiyor. Onu tanımak çok daha kolay. Bir sürü kişisel analiz envanterleri var. Onlarla kendini tahlil etmek mümkün ama gerçekten kişinin kendi iç dünyasına iniş, bilinçaltından bahsetmiyorum. Bilinçaltının da ötesinde hani sandığımızdan daha güçlü bir yan var. Bir filozofun söylediği gibi Profesör Livrega'nın sandığından çok daha güçlü olabilirsin çünkü içinde gerçekten bir pınar var. O yüzden onu keşfedebilmek mümkün. Buna birçok filozof buna yöneltiyor kişiyi. Çünkü bir insana baktığımız zaman bir fizik beden görüyoruz. Çok kırılgandır. Enerjetik dünyayı görüyoruz ki hemen yorulabilir. Duygularımız hele çok zayıflıklarla doludur. İçinde çok güzel yanlar var ama bir anda çok gitgellere maruz kaldığı için yıkımlar yaşayabilir. Zihnimiz çok muğlak bir alanda hareket eder. O yüzden bir insan sadece fizik, enerji, duygu ve akıl değildir ki bunu kişilik olarak tanımlarlar antik Yunan'da. Buna persona derler. Personare. Kişilik aslında bir maskedir.
benim fiziğim, enerjim, duygularım ve aklım bir maskedir. Bu maskenin ötesinde aslında bir birey var, bir individüo var. Individual, birey, individüo, bölünmeyen ve parçalanmayan bir an var. Kişinin bunu keşfetmesi ve bununla tanışması çok mümkündür. Hani şeyi düşünebilirsiniz, sanki ben bir binada yaşıyorum ve bu binanın içinde bir asansör var. Asansörün hangi katına basıyorsanız, hangi katındaki numaraya basıyorsanız oraya çıkıyorsunuz. Eğer duygusal plana basıyorsanız, yani bir insan bütün yaşamını duygusal dünya içinde geçirebilir. Bazı insanlar var, sadece fiziksel dünya ve enerjetik dünya içinde yaşayabilirler. Yani bitkisel bir hayattan bahsetmiyorum ama yaşamımız bitkisel hayat gibi olabilir. O yüzden kendini tanı derken sadece zevklerini, isteklerini, arzularını, geçici fikirlerini değil de ama senin kendi ötende ve üstünde olan bir ben var benden içeri. Onu tanımak ilginç olabilir. Bütün filozoflar tarihte zaten bunun üzerine durmuş. Bütün felsefi metinlerde, dinsel metinlerde herkes bunu sorgulamış. Farklı farklı metotlardan bahsetmiş. Ve bu metotların özgür bir şekilde kimsenin tahakkümü ve baskısı olmadan herkesin kendi doğasına, kendi naturasına uygun bir şekilde keşfedilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum, onu söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam bu arada. Sağ ol Aykut'cum, çok teşekkür ederim. Ben de gönüllülükle ilgili soru sormak istiyorum. Gönüllülük nedir hocam? Gönüllü olmak vicdani bir sorumluluk mudur yoksa toplumun baskısıyla oluşan bir içgüdü müdür? Veya gönüllülük bir erdem midir? Sizce gönüllülük nedir? Yani gönüllülük, hani konma akıl akıl olmaz ya. Birisine sen gönüllü ol iyi olacaksın ya da gönüllü ol mutlu olacaksın. Bu tür nedenlerle ortaya çıkan bir yol olduğunu düşünmüyorum. Yani bir sorumluluktur, bir dayatmadır diyemeyiz. Çünkü sorumluluk, hani insan sevdiği bir şey yaptığında bunu bir zorunluluk veya bir sorumluluk olarak görmez, doğal bir akışı olarak görür. Yaşamın içindeki doğal bir akışı olarak görür. Cömertliğin bir yöntemidir diyebiliriz. Cömertlik de kişinin elindekinin fazla olanını değil, aslında az olanını vermesidir. Yani bende ne az varsa içimden onu çıkarıp vermek gibi. Bir örnek vermek istiyorum. Arama kurtarmaya ilk başladığımız zamanlarda 1994 senesinde konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Teknik hiçbir malzeme bilmiyorduk. Ama biliyorduk ki böyle bir konuya ihtiyaç var ve sıfırdan bunu öğrenme iradesini koymak durumunda kaldık. Yani 99 depremi yaşandığında bölgeye gittiğimiz zaman elimizdeki malzemelerle çalışırken fark ettik ki aslında inanılmaz farklı malzemeler ve ekipmanlar var. Yani bir kişi zaten o mesleği yapıyorsa ve onu sürdürüyorsa ve onun içindeyse zaten onu öğrenmek zorunda. Ama sen bilmiyorsun ama yapman gereken bir sadece sorumluluk demek istemiyorum ama bir ödev fikri, Kant'ın söyleyişiyle ödev fikri, yani benim bu yaşamdaki ödevim nedir, anlamım nedir, sorumluluğum nedir? Bu bağlamda değerlendirirsek eğer aslında zorunluluktan değil, kişinin sevgisinden, kendini onun anlamı içinde harç etmesinden kaynaklanan, anlamı içine harç etmesinden kaynaklanan bir durumla ilişkilidir bu. O yüzden gönüllü doğulmaz, gönüllü olunmaz, bir anda kişinin gerçekten aşık olması gibidir. Yani ama bu aşkı sürdürmek gerekir. Çünkü aşk sürmezse ayran gönüllülük ortaya çıkar. Yani Pakistan depremi olduğunda 2005 senesinde birçok kişi geldi, GA'ya katılmak istedi. Yani binlerce kişi başvuruda bulundu. En sonunda çok küçük bir grup dahil oldu. Şu an o gruptan iki kişi ekibimizin içinde bulunuyor. Ben bunu kınamıyorum. Herkesin denemesi çok doğaldır bunu. Ama gerçekten aşık olmak ve o aşkı sürdürmek, sevgiyi sürdürmek kaçınılmazdır. Diyeceksiniz ki sadece bu aşkla ilgili midir? Yok, aşk irade ve zekayı kapsar. Yani aşık olmak yetmez, orada irade de koymak lazım. Ve onu yapabilmek için, gerçekleştirebilmek için zekayı da geliştirmeye ihtiyaç var. O yüzden üçünün bir arada olduğunu düşünüyorum.
Yani aşk bir anda, irade bir anda ve zeka bir anda. Filozof Leyla Steinberg Kuzman'ın bir sözü var. Diyor ki, gerçekmeden istememektir, yapamamaksa bahanesi. Biz yapamadığımız her şeyle ilgili bahaneler buluyoruz. Ama gönüllü olan bir kişi için bahane olmaz ki. Yani o gözü karalık da değildir. Kişinin iç bir karar vermesidir. Ama biz dakikada bir karar değiştiriyoruz. Mevlana diyor ki insanın kökü ve özü sözünde durmaktır. Yani bir ağaçsa eğer kökü yoksa kırılır. İnsan da söz verme davranışından sürekli kaçınıyorsa, bu diğerlerine söz vermek değil, yani zorunlu bir şey değil. Gönüllü olmakla ilişkili olarak birçok araştırma var. Kişiler neden gönüllü oluyorlar? İşte mutlu olmak, zevk almak, işte birçok nedeni olabilir ama bu işin sonunda gerçekten kişinin içindeki pınarın fışkırmasıyla ilişkidir. Ve bunu da yaparken ben çok iyiyim, harikayım, mükemmelim, manevi tatmin olmak için gönüllülük yapıyorum. Bunu da söyleyemeyiz. Çünkü bu da kısıtlıdır. Bu sabah bir hani kendime düşünceler şeklinde bazı notlar aldım. Orada bunu söylüyordum. Yani son yıllarda mesela Beyrut'a bakıyorsunuz, dünyanın değişik yerlerindeki afetlere bakıyorsunuz. Birçok kişi hani oraya gittiğinde büyük bir gururla gidiyor. Büyük bir işte ben iyi bir şey. Ama bu gurur duymak birazcık şeydi, sıkıntı yaratıyor. Çünkü benim gururum başkalarının acısının üzerine inşa olmamalı. Ve bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Böyle, bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. İki ahlak üzerinden giderken ben de hem kitabınızla ilgili hem de stoacılarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Mümkünse. Vaktinden önce mutsuz olma. Bildiğim kadarıyla Seneca'nın bir sözüydü ve kitabınızın aynı zamanda ismi. Çok hoşuma gitti bu arada. Ellerinize sağlık. Asıl sormak istediğim şey, yani sözünden de anlayacağımız üzere çağımızın bir hastalığı olan kaygı ve anksiyeteye dayanarak yazılan bir kitap mıydı? Ya da bu kitabı yazarken ki fikirleriniz ya da işte yazılmasındaki nedenler neydi sizin için? Aslında vaktinden önce mutsuz olma benim son 30 seneme damgasını vurmuş olan ve insanlık tarihinin de hani Zenon'dan başlatırsak, Sokrates'ten başlatırsak, yani son 2500 senesinde damgasını olmuş, vurmuş ve insanlık ne zaman sıkışsa, başı derde girse danıştığı fikirlerden birisidir ki Stoacıları, hani en azından ben Roma Stoasını inceledim. Yaklaşık 2000 yıldır gündemde. Ne zaman insanlık sıkıntı yaşasa onlara başvuruyor ve tarih içindeki birçok metinde karşımıza çıkacak. Üç tane aslında Roma Stoacısını ele alıyor. Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius. Biri bir imparator, diğeri bir devlet adamı, başbakan, öbürü de bir köle. Düşünün, bir imparator bir köleyi okuyarak Stoacı olmaya karar veriyor. Stoacı olmak demek hayatta dimdik olmak, sütun gibi olmaya çalışmak ve çabalamak. Bu zayıf, suni bir dikeylik ya da suni bir sertlik değil. Duyarlılığı bırakmadan ama duygusallığa düşmeden dimdik olmayı becerebilme çabası. Kitabın ismini daha uzun yazabilseydik eğer, vaktinden önce mutsuz olma, hani vaktinden önce mutlu da olma olurdu. Çünkü vaktinden önce mutsuz olma, evet, yani endişeye karşı, ama vaktinden önce mutlu olma da endişenin diğer aslında kısmını oluşturuyor. Yani ikisine de karşı sağlam duruştur. Başına gelenleri nasıl kucaklarsın? Yani karşılarsın değil, başına gelen şeyleri. O yüzden mesela Stoacıların müthiş fikirleri var yani. Bunlardan bir tanesi, birçok şimdi dövme yaptıran arkadaşlar kullanıyor. Amor fati. Kaderini sev. Ama bu kaderini sev demek fatalistik, kaderci bir yaklaşımdan ziyade benim başıma gelenleri nasıl karşılayacağım? Başına gelmiş olanları sev ve kucakla demektir. Ondan sonra onu nasıl çözeceğine daha rahat bakarsın. Ama ben başıma geldiğinde bir olay, mesela deprem yaşadığımızda, ah bittim, mahvoldum dediğimde onu karşılama imkanım çok zayıflamış oluyor. O yüzden amor fati, nasıl karşılayacağım? Memento mori, ölümü hatırla. Her an ölümle karşı karşıya gelebilirsin. Bu birazcık tabii ağızda kekremsi bir tat bırakıyor. Yani her an öleceğiz mi? Hani bu birazcık dönüşüm yasasına
dahil olmakla ilişkilidir. O yüzden ölümden korkmak ya da ölümün ağızda bir kuru tat bırakmasından ziyade ölümün ve yaşamın döngüselliğini fark etmeyle ilişkilidir. Doğa yasalarına biraz daha uyanmakla ilişkilidir. Ve bir de çok güzel bir şeyleri var, öğretileri. Premeditatio malorium, başına gelebilecek kötülükleri, belaları, sıkıntıları önceden gözünde canlandır. Tabii ki en iyi afetlere en iyi hazırlanan kişiler aslında paranoyaklardır. Sürekli olarak onun hesabını yaparlar. Ama biz bir paranoyaya düşmeden de başımıza gelebilecek sorunlar ve sıkıntılarla ilgili hazırlıklar yapabiliriz. Benim amacım aslında temel bu Roma stoasına dair fikirleri paylaşmaktı. Son 10 senede bütün dünyada inanılmaz bir ilgi ve alaka var. Ama ben ilk çalışmaya başladığımda, yani stoacıları ilk duyduğumda, ilk işte Epistola Morales var, Seneca'nın kitabı, ya da işte Kendime Düşünceler var, Marcus Aurelius'un, Epictetus'un ve Seneca'nın kitaplarını okuduğumda ya bu kadar gündemde değildi. Herhalde daha sert zamanlardan geçtikçe, daha krizli zamanlardan geçtikçe zihni ve kalbi daha dikey tutmaya ihtiyaç var. Bir de hani pozitif psikolojinin ya da bilişsel kognitif psikolojinin temellerini oluşturan filozoflardan olduklarını da ekleyebilirim. Beni sevk eden şey bu açıkçası. Teşekkür ederim. Hocam, ben burada araya girmek istiyorum. Ben de o kitaptan var, siz hediye etmiştiniz. Tavsiye ediyorum herkese. Annem okuyor. Bana bırakmadı. İsmini vaktin önce mutsuz olma sözünü görünce kendi aldı. Dedi ben okumak istiyorum dedi. Ben de dedim seve seve. Hazır hocam kitaplarla ilgili konuşurken, şimdi biz Mozart olarak kitapları çok seviyoruz. Ve gerçekten de dediğiniz gibi hayatınızı geçirebilecek kitapları okumaya çalışıyoruz ve hani diğer kişiler de kitap listesi istiyor, kitaplara, hani bizim tavsiye ettiğimiz kitaplara da bakıyor. Şimdi benim uzun zamandır okuduğum bir kitap var, yine sizin bir kitabınız. Ve Mozart'ta da aslında takım kurma ile ilgili bu kitaptan ilham alarak devam ediyoruz. Diğer arkadaşlar da aslında bu fikirlerle temas ediyor. İdeal Takımların Sırrı diye bir kitabınız daha var. Şimdi ben bununla ilgili şöyle bir şey sormak istiyorum. Kitapta açıklıyor ama sizin ağzınızdan da duymak çok hoş olacaktır. Aslında sizin de normal profesyonel olarak üstünde eğitim verdiğiniz şey bu aslında. Profesyonel kişiler, benim iş yerimde de var bu. Başkalarının çalıştığı kalabalık yerlerde de var. Herkes bir şeyler yapıyorlar. Bir iş çıkıyor ortaya ama hepsinin hayıflandığı bir konu var. Diyorlar ki biz takım ruhu oluşturamadık hiçbir zaman. Hani bir iş yapılıyor. Herkese hedef gösterilebiliyor ama herkes sadece oradaki para karşılığında aslında o hedef yapıyor. Ve ister istemez bireysel olarak çok iyiler ama takım olduklarında bu iyilik biraz daha böyle şey oluyor, kesiliyor gibi gözüküyor. Buradaki ideal takım olmanın aslında sırrı nedir? Bizim Mozart kültürü olarak da soruyorum aslında. Biz nasıl aynı hedefe beraber koşabiliriz? Yani projelerin takımı olmak var, ideallerin takımı var. Mesela aranıza para girdiğinde veya bir menfaat girdiğinde bu Mozart hani culture'daki şeyiniz zayıflayacaktır. O yüzden insanların arasındaki ortaklıklar özel mülkiyetçilikle karıştığında, menfaatlere girdiğinde, o yüzden şirketlerde evet insanlar bir araya gelebilirler, aynı ekipleri oluşturabilirler, öyle ekipler de kurduk ama maalesef ki çok tedirici oluyor, bir yere kadar devam ediyor. Yani ekiplerin dağılması çok mümkün olabiliyor. Ortaya at bir şey, kesinlikle ekibi dağıtabilir. O yüzden insanları birleştiren ya ideallerdir ya projelerdir. Tabii bu kadar kesin ayrımlar da yapmak istemiyorum. Birlikte uyumlu çalışmak, uyumlu yaşamak, iş hayatında da uyumlu olmak çok mümkün. O yüzden ideal takımların sırrı aslında bir ideale sahip olmaktır diyebilirim. Doğa yasaları ile ilgili bir konudan bahsettiniz. Öncelikle doğa yasaları nedir? Onu sormak istiyorum ve çevre ile alakalı aslında Gea'nın bir şeyler yaptığını biliyoruz. Neler yapıyor? İnsan doğayla bir olduğunda
nasıl bir fark yaratıyor insanda? Aslında bu konularla ilgili bir soru sorabilirim ben. Aslında Gaia ismi köken olarak Gaia'dan geliyor. Gaia toprak ana demek. Bizim için toprak sadece bir meta değildir. Sadece bir fizik madde değildir. Doğa ve insan bir bütündür. Çünkü doğanın titreşimiyle bizim titreşimimiz arasında da bir bağ vardır. Düşünün, vücudunuzdaki hücreler aşırı büyümeye başladıklarında veya olmadık davranışlara giriştiğinde vücudumuz nasıl bir tepki verirse, dünyanın üzerindeki canlılar da kontrolsüz bir şekilde davranmaya başladıklarında dünyaya o şekilde zarar veriyorlar. Demin programa kısa bir ara verdik, bir telefon aldım. Mesela bir bölgede, Trakya bölgesinde bir yerde eve bir metre ötede birisi bir deri fabrikası, deri tabakhanesi yapıyor. Bir metre ötede. İzinleri almaya çalışıyor sağlık müdürlüğüyle, çevre il müdürlüğüyle. Ben şaşkınlık içindeyim mesela. Nasıl yapabilir? Yani yüzlerce insanın yüzlerce senedir yaşadığı bir yerde birisi sadece sanayi bölgesi değil, uygun koşullar yok, gidip izin alıyor. Hem doğaya zarar veriyor, hem sulama sistemlerine zarar veriyor. Tarım yapılıyor orada, sebzecilik yapılıyor. Tam böyle bu programın arasında geldiği için şimdi oradaki insanların hakkını savunmak zaten devletimizin görevi. Bunu yapacak ama bilinçlik uyandırmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten bir Change.org diye bir biliyorsunuz platform var. Eğer orada bir şey olursa bütün Mozart Culture'daki arkadaşları da davet edeceğim Twitter'dan konuyla ilgilenmeye. Evet, gerçekten büyük bir duyarsızlık var. Yani doğayı kastederken insanları, hayvanları, bitkileri, toprak, su, hava, ateş diye geçer ya kadim öğretilerde. Hepsine değer vermeye ihtiyacımız var. Yok toprağa bir şey olmaz. Yani biraz daha fazla para kazanacağız diye, kapitalizm uğruna daha fazla güç kazanacağız diye veya bir kişinin kaprisi nedeniyle, düşünsenize bir dönümlük bir arazi alıyorsunuz ve üzerine bir tane yer yapıyorsunuz, içinde zararlı bir tesis yapıyorsunuz ve yüzlerce insan etkileniyor. İnsanların yaşadığı yere fareler doluyor. Hani bunların imkansız olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii ki devlet ya da yasalar bu konuda duyarsız davranamazlar. Ama daha fazla bilinçli olmaya ihtiyacımız var. Doğayı bir ham madde olarak değil, yaşayan bir varlık olarak görmeye, varlıkların yaşam hakkı olduğunu idrak etmeye ihtiyacımız var. Onlar da hissediyor. Mesela çocuklarla çalışıyoruz bu konuda. Hayvanların acı çektiğini bilmiyorlar, hissetmiyorlar. Ya bizim gibi aslında. Mesela bir kediye pis pis dediğinde, aa bak pis pis deyince bakıyor. Niye bakmasın ki? Aa köpek böyle tepki veriyor. Niye vermesin ki? Ya onun bir canlı olduğunu sektiriyoruz sanki. Onun bir varlık olduğunu, var olma hakkı olduğunu sektiriyoruz sanki. Ve tabii ki bu farklı boyutlara kadar sıçrıyor. İnsan, mesela bir çocuk hayvanlara zarar veriyorsa, ki yine bir filozofun söylediği gibi içimizdeki duygular çok geçişkenlik yaratır. Mesela bir hayvana şiddet uyguluyorsan bir insana da şiddet uygulama imkanın vardır. Yani eğer içinde o duyguyu ve o içgüdüyü uyandırmış bir şey varsa o yüzden etrafımıza bakalım ve kendimize de bakalım. Mesela bir konuda zararlı bir duygu besliyorsak bu diğer varlıklara da sıçrıyor. O yüzden doğa yasalarından bahsediyorsak fiziksel doğa yasaları var ve psikolojik plandaki, zihinsel plandaki doğa yasaları da var. O yüzden mesela nedensellik etkileri, ritimsellik, birçok doğa yasası var. Antik kültürlerde de bahsedilen. Bizim anlattığımız aslında doğa yasalarıyla çok benzeşlik kuran ama daha fazla duyarlı olmaya, bütün her şeyin yaşadığını duyumsamaya ihtiyacımız var. Sadece katı bir kalple, aa tamam geçiniz, böyle yapınız, geçiniz. Yok, böyle değil, böyle değil. Biraz daha duyarlılığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bununla ilgili ben kısa bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi aklıma tabii ki, geldi. Tabii ki, lütfen. Doğadan bahsettik. Siz başta da söylemiştiniz biz. Hani dünya mirasını korumayla ilgileniyorum, işte gönüllüyüm diye. Bu son yıllarda
ülkemizde olan işte Salda Gölü, Kaz Dağları veya işte eski yerlerden Hasan Keyif'in restorasyonunun yanlış yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da biz bunlara karşı çıkmak için ne yapabiliriz gençler olarak? Yani şimdi politik düzeyde alınan kararlar var. Onlara ne kadar elimiz uzanır, ne kadar dokunabiliriz bilmiyorum. Ama hepimizin, insanın kökü ne kadar derine inerse bir ağaç gibi o kadar da yükselir. Tarihe yaklaşım, kültürel mirasa yaklaşımın da böyle olması gerekir. Hani kültür sadece turizm için değildir. Tarihi kültürel miras sadece turizm için ya da bir gelir getirmesi için değildir. Onun bir yaşamsallığı vardır. Nepal depreminden sonra Nepal'e gittiğimizde birçok kendilerinin kıymet verdiği kültürel miras alanı içinde bulunan tarihi alanlarda yıkımlar olmuştu. Kendi yönetsel binaları, tapınakları, değer verdiği heykeller yıkılmıştı. İnsanı yıkan şey, insanı göç ettiren, bulunduğu yerden, mesela Suriye'de yaşananlar böyledir. Nerede bir savaş çıkarsa, nerede bir yıkım olursa, nerede bir tarumarlık olursa, onun yerine betonarme bir şey yapmak yeterli değil. Çünkü insanın o dokunun içinde, o auranın içinde yaşadığı bir tansık var, bir büyülü an ve mekan var, bir alan ve mekan var. Onu korumaya ihtiyaç var. O yüzden bu yaşamı korumak, tarihi korumak ve ne kadar derinlere inersek o kadar yukarıya yükselme imkanımız var. Bu kültürel bilinçle ilişkilidir. Kültürel bilincin yükselmesiyle ilişkilidir. Bu kararları alan yöneticilerimiz, politikacılarımızla aslında bunu hissettiklerini düşünüyorum. Buna kıymet verdiklerini düşünüyorum. Ama önceliği değiştirmeye ihtiyacımız var. Yani bütün her şey maddiyattan değil, aslında varoluştan yola çıkar. O yüzden içinde yaşadığımız şehrin dokusu, yaşamın dokusu çok kıymetlidir. Bize anlam verir, bizi kapsar, bir atmosfer oluşturur. Düşünsenize, içinde bulunduğunuz atmosferdeki gazlar küçücük bir değişime bile uğrasa zehirleniyoruz ve ölüyoruz. O yüzden bizi kapsayan aura, atmosfer, içinde bulunduğumuz şehirlerin atmosferi mutlaka tarihi bir doku taşıyor. Ve bunun korunmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Anıtlar ve Sitler Yüksek Kurulu'nun içinde İKORP var. Ben de İKORP'un içinde bulunuyorum. Çok kıymetli bir faaliyettir hepimiz için. Tarihi bilinci yüksekte tutmak, tarihi korumak, kültürel miras alanlarını korumak. Çünkü bizim için bir hazinedir, gerçek bir hazinedir. Harcanacak bir hazine değil, geleceğe aktarılacak bir hazinedir. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. İnsan merkezci olan bu bakış açısına baktığımız zaman sizce bu sadece sanayi devrimiyle alakalı bir şey mi, yoksa insanların içinde olan bir şey miydi? Yani nasıl ki toprağa, ne zaman toprağa sahip olduğumuzu düşündüğümüz zaman, yani tarıma başladığımız zaman doğaya olan tahrip başlıyorsa, ki o zaman biz bence doğayla işbirliği yapmaktansa doğaya karşı savaşmaya başladık. Sizce bu insanın içinde de olan bir şey miydi, yoksa sadece teknolojik gelişmeler mi? Çok güzel bir yaklaşım. İçimizde her şey var. Yani çok karanlık içgüdüler de var. Onun dışında çok ışıklı yanlar da var. Hangisini beslersek o gelişiyor. Platon diyor ki rekabet ruhun hastalığıdır. Eğer biz sizinle Polen bir rekabete girersek eğer, o zaman bu rekabet nedeniyle birbirimizi tamamıyla ezmek ve öne geçmek için her şeyi yapabiliriz. Doğaya ham madde olarak bakmak ne demek? Yani 100 sene, 200 sene kazanacağım. İşte bu demin anlattığım olayda kişi gayet egoist bir şekilde 100-200 bin lira harcayarak, üzerine de birkaç yüz bin lira koyarak bir şey yapıyor. Ve kendi etrafında bir sürü evler var, köyler var, yaşam alanları var. Hiçbirini umursamıyor. Bu nasıl bir egoizmdir? Tamamıyla cehaletten kaynaklanıyor. Belki inatsal bir içgüdüden kaynaklanıyor. O yüzden bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum.
ve bunu besledikçe, bunun bilinçle hiçbir alakası yok. Tamamıyla duyarsızlık, düşüncesizlik. Eleştirmek için söylemiyorum ama bilincimiz hepimizin değişik zamanlarda böyle salınımlar herhalde yaşayabiliyor. O yüzden bunu da muhafaza edecek şey yasalar. Yani devletin koyduğu yasalarla, zaten yasalar var ama bu yasaların uygulanması söz konusu. Kıymetli olan bu. O yüzden mesela şu an ben de çok uzun süredir hani bu konularla ilgili her tür desteği vermeye çalışıyorum. Şu an yine bir köyde yaşanan bir olay var. Yani devletin de bu konuda her zaman o konuda çok iyimser yaklaşmak taraftarıyım. Mücadele etmemiz gerekiyor. Yasaları korumak gerekiyor. Yasalar dahilinde mücadele etmek gerekiyor. Kabalık olmadan. Hiçbir zaman bunu kaybetmemek lazım. Demin arkadaşlarım hani sordular. Nasıl mücadele etmeliyiz? Gerçekten mücadele etmeliyiz. Durmayı bilmek lazım. Konuşmayı bilmek. Bunu bırakmamak gerekiyor. Ve her birimiz ileriki yaşlarda da ideallerini ve hayallerini kaybetmezse bu sürebilir. Umutlarımızı kaybetmediğimiz sürece bu korunabilir. Bir de bununla birlikte biz istesek de istemesek de doğa ve diğer canlılarla birlikte yaşıyoruz ve hatta onlar çoğu zaman bizden daha büyükler. İnsan çok akıllı ve her şey insan için yapılmış fikri birazcık problematik. Yani her şey benim için. Tamam, her şey insan için. Peki. Her şey bizler için. Peki. Her şey umut için. O zaman ben her şeyi istediğim gibi manipüle edebilirim. Bu egoizmdir. O yüzden her şey bize bağlı değil. Doğayla birlikte yaşıyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başka sormak isteyen var mı? Yoksa ben günümüzün en büyük problemlerinden birine değinmek istiyorum. En iyi fikri sizden alacağımızı düşünerek bu soruyu sormaya karar verdik Mozart Culture olarak. Günümüzün en büyük sorunu olan kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, az önce konuştuğumuz doğayı katlayan ve hayvanlara aynı şekilde bir mal gözüyle bakılması, ki bu bir yasak mı biliyoruz ki. Bu da belki de ne kadar doğru bir şey söylüyorum ama devletin bir eksiği. Çünkü hala sahip olduğumuz evcil hayvanların bir mal olarak, bir mülk olarak görülmesi, bu ne kadar doğru bir şey sizce? Ve kadına yönelik bu şiddeti azaltmak için neler yapılabilir? Yani bu sadece bir sorundan öte, bu içimizde olan bir sıkıntı anladığım kadarıyla. Çünkü bunu bir yasanın da çözebileceğine inanmıyorum. Yani bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil çünkü. Evrensel bir problem. Ve bu psikolojik sorunlar nasıl çözülebilir sizce? Yani birinci durum şu herhalde. Bir de hani güçlünün güçsüzlüğü yenmesi karşısında yasaların koruması falan diye bir şeyler de söyleniyor. Yani mesela bir çocuk güçsüz müdür? Bir kadın güçsüz müdür? Bir hayvan güçsüz müdür? Yani bunu savunan birçok kişi de böyle düşünüyor. Bir kere bir kadın güçsüz değildir, bir hayvan güçsüz değildir, bir çocuk güçsüz değildir, bir çevrenin gücü yok değildir. Hepsi varlıktır ve aynı güce ve aynı kuvvete sahiptir. Bunun yani şiddetin birçok nedeni olabilir ama en büyük nedeninin özel mülkiyetçilik olduğunu düşünüyorum. Ben diyorum ki sen benimsin diyorum. Çocuğa da sen benimsin diyorum. Hayvana da sen benimsin diyorum. Bir kadına da sen benimsin diyorum. Sen benim olmayı kestiğin anda ben sana şiddet uyguluyorum. Benim olmayı kesemezsin. Bu büyük bir sıkıntıdır. Çünkü hani Kanuni de söylüyor ya, ellerimi lütfen dışarıda bırakın ki öldüğüm zaman ellerimi tabutun dışında bırakın ki bu dünyadan giderken hiçbir şey götürmediğimi görsünler. Hiçbir şey bana ait değil. Sadece biz paylaşıyoruz zamanı, anı, mekanı. Paylaşıyoruz o kadar. O yüzden salt bu yüzden birbirimize sevgi ve saygı gösterme sorumluluğuna sahibiz. Bu da hani zayıf onu koruyalım falan. Bunun da problematik olduğunu düşünüyorum. Herkesin var olma hakkı var. Ama o kadar çok eziyet edilmiş, o kadar çok saldırı yapılmış ki o yüzden ekstra koruma gerekiyor. Bu sebeple klişe olan bir şeyin ötesine geçmemiz gerekiyor. Eğitim şart. Eğitim olmalı, uygulama olmalı. Yani duyarlılık olmalı. Bir insanın içinde böyle bir içgüdü ortaya çıkıyorsa yasalarla kesinlikle korunmalı. Birisine zarar verme. Yani bu kişinin farklı şekillerde
çocukluktan, yani hepimizin çocukluktan itibaren gelişiminin incelenmesi ve izlenmesi gerekiyor. Eğer o kadar çok bastırılmış, o kadar çok manipüle edilmiş, o kadar çok karmaşıklaştırılmış bilişsel düşünce, bozuk bilişsel düşünce kalıplarımız varsa, bunun daha çocukluktan itibaren ebeveynler, ki bazıları ebeveynler tarafından pompalanmıştır, yoksa öğretmenler, pedagoglar tarafından gözlemlenmesi, daha o yaş döneminde sorgulanması gerekir. Yaşamla ilgili, hani ben bir şeye sahibim ve o benim demeye başladığımız andan itibaren onu kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz. Biz kendimize bile hakim değilken nasıl bir kadına, bir erkeğe, bir çocuğa, bir hayvana benim diyebiliriz? Sadece zamanı ve mekanı paylaşıyoruz, birlik oluyoruz. Bu kadar. Bu değişim yaşanmadığı müddetçe, bu bakış açısı değişmediği müddetçe şiddet devam edecek. Çünkü benim diyorum, yani benim değil. Bu, yani tabii birçok öneride bulunabilir. Yasalar kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü bu bilinç uyanana kadar en azından orada bir koruma kalkanı oluşması lazım. Ama benim demeye devam ettiğimiz müddetçe, bana ait, bu egoyla yaklaşmaya devam ettiğimiz müddetçe sorun çıkacak. Sorun çıkacak. Maalesef ki nedeni bu. Hocam, buna bir soru ekleyebilir miyim anlattıklarınıza? Demin dediniz ya, eğitimin ötesinde bir de uygulama gerekli diye. Bu uygulama acaba felsefe olabilir mi? Ben size o soruyu soracaktım. İşte felsefenin insan yaşamı üzerindeki etkisi nedir diye soracaktım. Sizin anlattıklarınızdan soruyu değiştirdim. Bu bahsettiğiniz uygulama acaba felsefe olabilir mi? Yani Sokrates'in söylediği bir söz var. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Burada Sokrates intihar et demiyor ama sorgulamaya devam et diyor. Yani yaşamın manasızdır ve anlamsızdır. O yüzden yaptığımız şeylerin ne kadar uyumlu olduğuna, ne kadar dengeli olduğuna, ne kadar birlik halinde olduğuna. Çünkü biz hepimiz bir şekilde dengesiz ve kötü hareketler sonunda içimizde bunun farkındalığını yaşıyoruz. Yani birisine kötü davrandığımız zaman üzülmüyor muyuz? Mevlana'nın bir sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Eğer üzgünsen birini üzmüşsün demektir. Eğer sevinçli ve mutluysan birini sevindirmişsin demektir. O yüzden üzgünsek ve mutsuzsak acı bir yer vermiş oluyoruz ve acı kaynağı olduğumuz müddetçe de mutluluğu arıyor. Acı kaynağı olduğumuz müddetçe hem acı veriyoruz hem de acı çektiğimiz için mutluluğu arıyoruz. Ve mutluluğu ararken de sürekli gidiş gelişler de yaşıyoruz. O yüzden felsefe tabii ki farklı ekoller var. Yani modern felsefe kendi içinde yaşadığı çağı tanımlamaya çalışıyor. Ama kişinin kendi içindeki uyumu da keşfetmesi, sorgulaması mümkün. Bu bir yöntem olarak faydalanılabilecek bir yöntemdir. Yani çocuklara önce sevmeyi, sevgiyi, şefkati, merhameti, ezmeden merhameti, aşağılamadan sevgiyi uyandırmak mümkündür. Öğretmek demiyorum. Çünkü sevgi öğretilemez, uyandırılabilir. Örneklerle uyandırılabilir, yaşamla uyandırılabilir. O yüzden herhalde buna ihtiyacımız var gibi görünüyor. Felsefenin de çok iyi bir destekçi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Rica ederim Aykut'cum. Hocam, sorulara öyle bir cevap veriyorsunuz ki cevap verirken öbür soruyu da cevaplamış oluyorsunuz. Elimizde ne kaldı ona bakıyorum ben konuşurken. Benim bir tane var Rıdvan galiba. Benim yazdığım bir soru vardı. Onu sorabilirim sorunuz yoksa. Bir tane daha var hocam. Felsefeyle ilgili konu açılmışken yakın zamanda da bununla ilgili seminer vermiştiniz. Heraklitos ve Parmenides. Bu filozofların değişim hakkındaki düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsun diye sormuş arkadaşlarımız. Heraklitos'la ilgili olarak müthiştir. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir der. Aslında değişim yönetimi bizim kaçınılmaz bir ihtiyacımız. Her zaman bir entropi var. Her zaman bozuluş var. Duran bütün her şey bozulmaya mahkum oluyor. Ve bu bozuluşu yenmek için aslında bir dönüşüm ve bir değişim ihtiyacı var. O yüzden bu doğanın dengesi ve bozuluş dediğimiz şey de bir değişimdir. O
O yüzden dengesizliğe eğilim entropidir, değişim entropidir. Bu yüzden değişmeyen tek şey değişimdir. Aslında Heraklitos'un temel görüşüdür. Mevlana da çok güzel bir şey söyler, çok etkileyici. Bak der, bu nehirdeki sular sürekli olarak akıyor ama şu yıldızlar var ya, bu yıldızların aksi her zaman burada bulunuyor. Yıldızların yansıması her zaman burada bulunuyor. Evet, değişmeyen tek şey değişimdir ama bir relativiteye göre kalıcı olan şeyler de vardır. Yani relativite ölçüsünde kalıcı olan şeyler de vardır. Ki onlar da daha başka bir zaman boyutunda değişecekler. Bunun bize faydası nedir? Mesela değişkenlikler yaşıyoruz hayatımızda. Doğuyoruz, büyüyoruz, bazı şeylere tutunmak istiyoruz, kalmak istiyoruz, olduğumuz yerde bulunmak istiyoruz. Her şeyin stabil olmasını bekliyoruz, yaşamımızın sabit olmasını bekliyoruz ve bir anda karşımıza bir şey çıkıyor. Orada kendimize bir slogan olarak söylediğimizde, değişmeyen tek şey değişimdir. Başıma bu gelen şeyler bir bela değildir ama bir denemedir ve kendimi aşmak ve tanımlamak için bir sınavdır. Bu gerçekten büyük bir yol göstericidir. Neden bunu yaşıyorum? Çünkü beni kriz değiştiriyor. O yüzden bu Çin'de her zaman kriz eşittir değişim ve dönüşümdür ya. Hani kriz bir fırsattır ya. O yüzden işletme körlüğünü de engeller. Biz kendi hayatımızda bir sürü körlükler yaşıyoruz. Aslında bunu da engelliyor. O yüzden değişmeyen tek şey değişimdir. Ve bu değişim de aslında bizim ihtiyacımızdır. Ve bizi yenilemeye yarar. O yüzden başka bir konu da aslında yenilenme sanatıdır. Eskimeyi beklemeden yenilenmeye ihtiyacımız var. Bunu söyleyebilirim. Şey demiştiniz hocam siz bir kere, gözyaşlarının güneşin kurutmasını bekleme. Evet, bir Tibet metni var, sessizliğin sesi diye. Voice of silence, yani sound of silence değil de, sessizliğin tınılaması değil de, sessizliğin konuşması. Orada gerçekten müthiştir yani. Güneşin gözyaşlarını kurutmasına izin verme, onların kalbine düşmesine izin ver ve onları sen temizle. Zaman geçirmesin. Zaman geçirmesin, sen onlarla uğraş ve karşılaş. O yüzden herhalde en doğru değişim bu olacak. Yoksa diğeri halının altına süpürmek gibi sanki. O yüzden mücadele gücümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Benim soracaklarım bu kadardı. Teşekkür ediyorum her şeyden önce. Çok çok keyifli bir sohbetti. Rıdvan veya Aykut'un soracağı, merak ettiği bir şey varsa ya da sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Benim var aslında yani... sorum ya. Buyurun. Hocam böldüm ama. Ya buyurun. Bir şey vardı, bir arkadaşımız yazdığı bir soru vardı. Sofistler kimdir? Sofistler başarılı mı veya başarısız mı oldular? Yani Sofos var, Filosofos var. Diyorlar ki Pisagora sen bir Sofos'sun, sen bir bilgesin. Pisagor da diyor ki ben hani olsam Filosofos olabilirim, bilgelik aşığı olabilirim. Sofistler bilgiyi parayla satan, gücü parayla satan ve gücün değiş tokuş edilebileceğine ve bilginin güç olduğuna ve bir insan ve insanları manipüle edeceğine inanan insanlar. Küçüğü büyük, büyüğü küçük göstermekten mutlu olan ve insan manipülasyonundan zevk alan kişiler. O yüzden bir şeyi değiştirmekten, mesela çok ünlü bir şey vardır, sofist vardır, Platon'un Devlet kitabında geçen Trasimakos. Trasimakos der ki, adalet güçlünün işine gelendir. Adaleti kendi içinde tanımlamaz ama der ki bir güç sahibi olan kişi ne uygularsa adalet odur. Hani bunun gibi birçok tanım aslında bizim lisanımıza ve dilimize yerleşmiştir. Ve toplum farkında olmadan bizi şantajlarıyla ve aynı zamanda yönlendirmeleriyle sofist olmaya yönlendirir. Sofizmde, sofistlerde, yani en azından Platon, Sokrates'in karşılaştığı sofistlerde
yüzeysellik vardır, bilgiçlik vardır, safsata vardır, bilgiyi kullanarak insanları manipüle etmek vardır. O yüzden arayış adalet değildir, haklı olmaktır. Haklı olmak için de her tür belagat kullanılır. Yani kişi münazara yaparak, tartışarak mesela güzel konuşma ve diğerlerini konuşmada yenme becerilerini öğrenir. Ve onun üzerine çıkmaya çalışır. Ama bir filozof böyle bir durumda geri adım atma ihtiyacı duyar. O yüzden sofistler bilsinler bilmesinler her yerde ileri geri konuşup öne çıkmaya çalışarak diğer insanları tahakküm altında tutmaya çalışırlar. Böyle bir maalesef ki durum söz konusu. O yüzden sofistler sorunun ikinci kısmı neydi? Başarılı oldular mı? Olamadılar mı diye bir soru. En azından iç dünyalarında kendi kendilerine kaldıklarında, yani çok iyi belagat ustası da olsa, çok iyi konuşsa da, insanları manipüle etse de, hani diğer insanlara mesela sofistlerin huyu şudur. Bak nasıl bu insanları yönlendirdim. Bak nasıl yönettim. Bak nasıl hakim oldum insanlarıdır. Ama çok güzel bir söz. Hazreti Muhammed'in yanlış hatırlamıyorsam diyor ki güle güle günah işleyenler ağlaya ağlaya cehenneme giderler. Çok bence müthiş bir ifadedir. Bir insan diyor ki yaptığı kötülüğü bir de zevkle anlatıyorsa ve bunu herkes anlatmayabilir ama iki kişi, üç kişi kendi arasında bak milleti nasıl yolduk, bak nasıl sövüşledik, bak nasıl yaptık. Yani bir insan bir hatayı cahilce, bilinçsiz bir şekilde yapabilir ama yaptığımız kötülükleri bilinçle yaptığımız zaman, ona ciddi bir zihinsel emek koyduğumuzda işte o zaman sofistlerin başarılı olma imkanı yok. En azından kendi kendilerine kaldıklarında yaşamın üçte birini uykuyla geçiriyorsa bir kişi yastığa başlarını koyduklarında asla rüyalarındaki proses öyle işlemeyecek. Diyeceksiniz bu yeterli mi? Diyeceksiniz bu yeterli mi? Sofistlerin başarısız olması yetmez. İçin. Yetmez. Yetmez. Zaten sofist olan bir kişi de sofist bir kişiyle birlikte olmak ve çalışmak istemeyecektir. O yüzden hayatları sofistlerin sürekli olarak birbirleriyle dövüşmekle geçecektir. Sürekli hırs ve rekabet içinde geçecektir. O yüzden mutlu olmayacaklar. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak benim için de çok büyük bir mutluluk. Mozart Culture'daki arkadaşları sevgiyle selamlıyorum. Bütün herkese iyilik ve güç diliyorum. Teşekkür ederiz. Bilgi ve güç değil. İyilik ve güç diliyorum. O zaman hocam kapanışı şimdi biz Mozart Culture olarak gönüllüyüz ama bu yolu yürümüş ve yürümekte olan biri olarak ve genç bizim gibi gençlere söylemek istediğiniz, tavsiye etmek istediğiniz bir şey varsa kapanışı öyle yaparsak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani, hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Ama hedeflerin gerçekten anlamla özdeşleşmiş olması çok önemli. O yüzden bir kişi üniversitede okurken, mezun olduğunda, hayata ilk adım attığında bir sürü şantajla karşı karşıya kalacak. Toplumun oluşturduğu şantajlar. Acele karar vermemek gerekiyor. Sakinliği korumak gerekiyor. Biz zamanın üzerinde koşturmayı bırakalım. Yine bir filozofun söylediği gibi ben sabit duruyorum ve zaman ayaklarımın altından akıyor. Ve ben o zamana bakarken aslında bir anlamla karşı karşıya kalıyorum. O yüzden biz koşturdukça yani daha hızlı, daha başarılı, daha iyi derken aslında yolu ve anlamı kaybetmeye doğru gidiyoruz gibi geliyor sanki. Benim dileğim budur. Herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi günler diliyorum.